Tatillerin, yaz tatillerinin ve bayram izinlerinin en çok tercih edilen adreslerinden biri. Türkiye'nin cennet koylarından, cennet köşelerinden biri Bodrum. Ama Bodrum'un kıyıları son dönemde işgali altında. Halkın denize girebileceği alanlar her geçen gün azalıyor. Bir de üstüne hala el değmemiş ormanlık alanlar yapılaşmaya açılıyor. Bodrum'un en az el değmiş kıyılarına yeni tesisin yapılmasına izin çıktı. Fırat Fıstık ve Harun Beker Bodrum'daydı. Bu alanları ilk kez görüntülediler. O görüntüler geliyor ekranlara. Bodrum'un el değmemiş son yeri de tehdit altında. Bakanlık 4800 futbol sahası büyüklüğündeki bu ormanlık alanda otel ve tatil köyü yapılması için ilana çıktı. Bırakın böyle turizmi açmayı, yapılaşmanın durup en az 5-6 sene rehabilite edilmesi lazım. Eğer biz bunu yapmaz da inşaata devam edersek yani Bodrum diye bir şey kalmaz. Alabildiğine yeşil, Bodrum'un en az el değmiş kıyıları, Bodrum İçmeler'le Yayla Çiftliği arasında hazine arazilerine 7 tesis yapılacak. 3575 yatak kapasiteli oteller için yollar açılmaya başlandı bile. Turizm dokunulmazlığına sığınılarak yapılan ve ileride çok acı sonuçlarını yaşayacağımız bir olay. Tamamen ama unutmasınlar. Burada yaşayanlar da var. Ormanlık alana yapılacak oteller yapılaşmayı da beraberinde getirecek. Bodrum buna hiç hazır değil. Ya Bodrum orayla gelecek olan ne nüfus ne trafik yoğunluğuna hazır değil. Kıyılar ve koylar da tehdit altında. Halkın denize girebileceği alan yok denecek kadar az. Kaçak iskeleler, deniz doldurmalar ve şezlong işgalleri. Dışarıdan herhangi bir malzemenin ondan sonra kıyıya ondan sonra dökülmesi tamamen yasaktır. Aynı şekilde kıyı kenar çizgisini bozacak şekilde müdahaleler dışarıdan gelen malzemeyle doldurmak ve aynı zamanda oradaki yapıyı, kıyı alanı yapısını bozmak aynı şekilde yasaktır. Kayalık olmadığı sürece kumsal alanlarda, kumul alanlarda iskeleme yapımı yasaktır. Yani dolayısıyla bu kanunlar uyulsa zaten problem yok. Oraya şezlonglar atıyorlar. Şezlongdan paralar alıyorlar. Herkes biliyor bunu. Tabii. Denize girmek çok pahalı. Ya parayla denize girilir mi ya? Issız koy kalmadı. Dolgular yapıldı. Kıyıdaki oteller topuk dediğimiz kum tepeleri oluşturdular. Koy kalmaması, koyların yapılaşması nedeniyle tamamen terk etti mavi yolculuk tekneleri bu alanı. Kıyıdaki işgaller böyle giderse Bodrum'da denize girilecek yer kalmayacak. Kumburgaz, Silivri bölgeleri Marmara Denizi'nin en böyle popüler turistik mekanlarıydı. Şimdi insanlar denize girebiliyor mu? Aynı şeyi yaşayacağız belki Bodrum. Bu şeyden, tavırdan ve bu yaklaşımdan kurtulmazsa, bu zihniyetten kurtulmazsa daha doğrusu.